Bugün 18 Eylül günlerden Çarşamba, Star Ana Haber'le karşınızdayız. Pek çok uzmana göre dün tıpkı Amerika'nın vurulduğu 11 Eylül gibi, Hamas'ın İsrail'e saldırdığı 7 Ekim gibi tarihin değiştiği günlerden biriydi. Savaş tariflerinin yeniden yazıldığı, asimetrik çatışma hesaplarının yeniden yapıldığı yeni bir tür saldırı gerçekleştirdi İsrail. Daha önce bu kadar kapsamlısı ve etkilisi ve tabii şaşırtıcısı yaşanmamıştı dünkü siper saldırının. Binlerce çağrı cihazı, hepsi İsrail'in düşman olarak gördüğü ve hedef aldığı Hizbullah üyelerinin üzerinde, ellerinde, gözlerinin önünde peş peşe patladı. Bilanço inanılmaz. Aynı anda patlayan binlerce çağrı cihazı binlerce kişiyi yaraladı. Kiminin parmakları koptu, kiminin yüzü parçaladı, kiminin gözü çıktı, kiminin vücudunda derin yaralar oluştu. Biri çocuk, 12 kişi öldü. Buraya kadarki dün olanlar. Sadece 2 saat kadar önce de siber saldırının ikinci dalgası yapıldı. Yine Lübnan'da, yine Hizbullah üyelerinin kullandığı iletişim cihazları bu kez telsizler infilak etti. Üstelik ikinci saldırı, ilk saldırıda ölenlerin cenazesi sırasında yapıldı. İkinci saldırıda şu ana kadar 3 kişinin öldüğü kesinleşti. İnanılmaz bir konuda Hizbullah'ın 2 gündür gösterdiği güvenlik zafiyeti. Çağrı cihazları ısındı, eş zamanlı olarak patladı. Tarihin en büyük siber saldırısında ikisi çocuk, 12 kişi öldü, 3000'e yakın kişi yaralandı. Patlamalar dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana geldi. Ülke genelinde Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazları patlamaya başladı. Farklı noktalarda gerçekleşen patlamalar yaklaşık bir saat sürdü. Hastaneler, sokaklar yüzlerce yaralıyla doldu taştı. İlk açıklama Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Patlamaların siber saldırı kaynaklı olduğu duyuruldu. Acil kan bağışı çağrısı yapıldı. İzinli tüm sağlık personelinin hastanelere gitmesi istendi. Yaralılar arasında İran'ın Lübnan Büyükelçisi'nin de olduğu bilgisi paylaşıldı. Büyükelçinin yüksek derecede görme kaybı yaşadığı gelen bilgiler arasında. Beyrut'taki hastanelerde gece boyunca hareketlilik sürdü. Patlamaların ardından Lübnan'da eğitim kurumlarını da kapsayan kamu kuruluşları tatil edildi. Lübnan'ın Birleşmiş Milletler Maslahat Üzarı, İsrail'in insan haklarını ihlal ettiğini söyleyerek saldırının savaş suçu olduğunu ifade etti. Saldırı sonrası Hizbullah 9 üyesinin hayatını kaybettiğini, yüzlercesinin de yaralandığını, lider Nasrallah'ın ise patlamada yaralanmadığını duyurdu. Hizbullah ve Hamas yetkilileri saldırıların arkasında İsrail olduğunu açıkladı. İsrail ise henüz sessizliğini bozmadı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lübnan'da çağrı cihazlarının eş zamanlı olarak patlatılması olayıyla herhangi bir ilgilerinin bulunmadığını ve olayın sorumlusunun kim olduğuna ilişkin bir değerlendirme yapmayacaklarını açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı ise saldırıyı kınadı. Lübnan'ı desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Mısır, Irak, Ürdün ve Filistin Lübnan'la dayanışma içinde olduklarını belirterek yardım teklifinde bulundu. Saldırının üzerinden 24 saat geçmeden Lübnan, Beyrut'ta ikinci dalga siber saldırı yaşandı. Beyrut merkezli Lübnan'da birçok noktadan patlama haberleri gelmeye başladı. İkinci dalga saldırıda ilk bilgilere göre bu kez Hizbullah üyelerinin kullandıkları el telsizlere hedef alındı. Beyrut'ta bir Hizbullah ofisinde ve ilk saldırıda hayatını kaybeden bir kişinin cenazesinde Hizbullah üyelerinin kullandıkları el telsizleri patladı. İkinci dalga saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığı iddia ediliyor. Bir Hizbullah yetkilisi yaptığı açıklamada çağrı cihazlarıyla el telsizlerinin 5 ay önce birlikte sipariş edildiğini duyurdu. (Gülüyor)
Dün binlerce çağrı cihazı aynı anda patlamaya başladı ama hemen öncesinde hepsinden mesaj geldi uyarısı duyuldu. Her birine gönderilen bu sahte mesajların amacı saldırıların etkisini arttırmak, ölü sayısını fazlalaştırmaktı. Zira çalma sesini duyup mesajı okumak için cihazları eline alan yüzüne gözüne yaklaştırdı. Patlamalar da öyle başladı. Peki bu cihazlar nasıl patladı? Aslında artık kesinleşti. Binlerce çağrı cihazı ve telsiz Hizbullah üyelerine birkaç ay önce teslim edilmişti. Tedarik aşamasında İsrail ajanlar her birine 56 gramlık patlayıcılar ve tetikleyici fünyeler yerleştirdi. Peki İsrail gizli servisi Mossad, Hizbullah üyelerine topluca iletişim aracı alınacağını nasıl öğrendi? Tedariğin yapıldığı firmaya nasıl ulaştı? Cihazları ne zaman ve nasıl ele geçirdi? Kimseye fark ettirmeden nasıl bomba yerleştirdi? Ve tabii sonra yine kimseye fark ettirmeden Hizbullah üyelerine gönderilmesini nasıl sağladı? Şimdilik bilen yok. Tüm dünya bu saldırıyı konuşuyor. İddiaya göre İsrail çağrı cihazlarına patlayıcı yerleştirdi. Patlayıcıyla birlikte uzaktan kumandayla patlatılabilmesi için alıcılar koydu. Hizbullah üyelerine dağıtılan çağrı cihazlarına sahte mesajlar gönderildiğinde patlamalar gerçekleşti. New York Times gazetesinin haberine göre Mossad, Hizbullah'ın çağrı cihazlarına ulaştı ve içine yaklaşık 56 gram patlayıcı yerleştirdi. Kumanda etkisi yapacak alıcılar koydu. Cihazlar Hizbullah üyelerine dağıtıldıktan sonra Mossad, Hizbullah liderliğinden geliyormuş gibi cihazlara aynı anda mesajlar yolladı ve bu mesajlar patlamayı tetikledi. Bu cihazların özellikle pil düzenekleri ve pil düzeneğinin konulduğu yerdeki boşluklara bir bomba düzeneği eklenerek ve bu da uzaktan tetiklenerek aslında dünyada bir ilk gerçekleştirildi. Bu hibrit bir saldırıydı. Yani öncelikle saldırı yapacakları cihazı dizayn ettiler. Sonrasında da siber teknikleri, siber yeteneklerini kullanarak o bombaları tetiklemeyi başardılar. New York Times, çağrı cihazlarının Tayvan merkezi bir şirket tarafından üretilen AR-924 modeli olduğunu yazdı. İddiaya göre 5000'den fazla çağrı cihazı sipariş etmişti. Şirket, saldırıda kullanılan modelin kendi üretimleri olmadığını, Tayvan Ekonomi Bakanlığı da Tayvan'dan Lübnan'a çağrı cihazı ihracatı yapıldığına dair kayıt bulunmadığını açıkladı. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail tarafından izlendiği gerekçesiyle üyelerinin cep telefonu kullanımını yasaklamıştı. Cep telefonu yerine çağrı cihazı sipariş edip Lübnan'daki üyelerine dağıttırmıştı. Birçok uzman saldırıda bataryaya gizlenen küçük plastik patlayıcı kullanıldığının neredeyse kesin olduğu görüşünde. Mossad'ın tedarik zincirine nasıl sızdığı, cihazlara patlayıcı yerleştirip dağıtıma nasıl sokulduysa cevap bekleyen sorular arasında. Siber güvenlik uzmanlarına göre bu tür bir siber saldırı mümkün. Saldırıyla birlikte herkesin aklına acaba benim cep telefonumda gelen bir mesajla patlar mı sorusu var. Eğer telefonunuz kötü niyetli kişilerin eline geçerse bu olabilir. En önemli konu ürünleri ana tedarikçilerinden ya da o tedarikçi tarafından lisanslanmış kurumlardan almış olmaları. Birçok telefon özellikle illegal yollarla yurt dışından getiriliyor ve bu telefonların satışları da yine ülkemizde illegal yollarla yapılıyor. Bu telefonların içerisine düzenekler eklenme olasılığı çok çok yüksek. Lübnan'da çağrı cihazlarının nasıl patlatıldığı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na da soruldu. İsrail'in bunların bir değişim sürecinde, yenileme sürecinde istedikleri gibi donattıkları bir patlayıcı yerleştirebilmiş olmaları ihtimalini de katarak söylüyorum. Bu cihazları dağıttıkları, daha doğrusu satın aldırıldıkları şeklinde ve bunun da aynı anda veya çok kısa aralıklarla bir sinyalle patlatılabildiği noktası. İkinci bir ihtimal, bazı sinyallerle bataryaların kısa devre yaptırılarak ısıtılması sonucu patlaması. Uraloğlu, Türkiye için endişelenecek bir durum olmadığının altını çizdi. Şu aşamada biz olabilecek noktada dünya genelinde siber güvenlik noktasında ilk 10 ülke arasında olduğumuzu söyleyebilirim. Endişe etmemiz gereken bir durum olmadığını söyleyebilirim. Ama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hüdapar lideri Yapıcıoğlu'nun çıkışıyla fitili ateşlenen anayasanın ilk dört maddesi polemiğine noktayı koydu. Bizim açımızdan herhangi tartışma yoktur, Cumhur İttifakı'nın böyle bir sıkıntısı, derdi yoktur yorumunda bulundu. Maksimalist söylem olarak tanımladığı çıkışların anayasa tartışmasına katkı vermek yerine bilakis ket vuracağını bildirdi. Erdoğan konuşmasının devamında BRICS üyeliği başvurusu sonrası gündeme gelen eksen kayması tartışmasından da değindi. Türkiye'nin ekseni de rotası da bellidir. Yüzümüz elbette batıya dönüktür dedi. Anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili bizim açımızdan herhangi bir tartışma yoktur. Özellikle Cumhur İttifakı'nın böyle bir sıkıntısı, böyle bir derdi de yoktur. Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun fitilini ateşlediği anayasa tartışmaları için suskunluğunu bozdu. Değiştirilmesi dahi teklif edilemeyecek maddelerle ilgili bir tartışma yoktur dedi. Maksimalist söylemlerin anayasa tartışmalarına katkı sunmak yerine bilakis ket vuracağını düşünüyoruz. Şiddeti teşvik etmediği, terörü övmediği, hakarete varmadığı sürece katılmasak ve doğru bulmasak dahi farklı fikirlere müsamaha ile yaklaşmak zorundayız. Ankara'da Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhur İttifakı ortağı Hüdapar yönetimine anayasa tartışmaları üzerinden mesaj gönderdi. Biz mümkün olan en geniş toplumsal mutabakatla yeni anayasa sürecini yönetmek ve başarıyla neticelendirmek arzusundayız. Türkiye'nin yeni anayasaya ihtiyacı olduğunu bir kez daha anlattı. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak yeni anayasadan neyi murad ettiğimizi, kırmızı çizgilerimizin neler olduğunu da şüpheye mahal bırakmayacak şekilde defalarca izah ettik. Gündeminde sadece anayasa tartışmaları değil, Türkiye'nin eksen kayması yaşadığı iddiaları da vardı. Türkiye'nin BRICS'e üyelik başvurusu üzerinden yapılan eleştirilere yanıt verdi. Uluslararası sistemde fırsat pencerelerini açık tutmaya çalışıyoruz. Ülkemizin gerek Şanay İşbirliği Teşkilatı, gerek BRICS, gerekse ASEAN bütün bunlarla diyalog zeminini genişletme iradesinin arkasında işte bu yaklaşım vardır. Türkiye'nin ekseni de rotası da bellidir. Türkiye olarak yüzümüz elbette batıya dönüktür. Ancak bu doğuya sırtımızı döneceğimiz, doğuyla ilişkilerimizi geliştirmeyeceğimiz anlamına kesinlikle gelmez. Erdoğan, Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülüne layık görülen müteahhitlere de ödüllerini verdi. Doğuş İnşaat adına ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Akhan aldı. Doğuş İnşaat ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüsnü Akhan. CHP lideri Özgür Özel erken seçim beklentisini tekrarladı, iktidar olacaklarını vurguladı. Erdoğan'ın anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili yaptığı "bizim açımızdan bir tartışma yoktur" açıklamasına ise CHP sözcüsü Deniz Yücel tepki gösterdi. Kimse laiklik ilkesini tartışmaya açmasın dedi. Adım adım seçime gidiyoruz. Gelecek sene Kasım'dan öteye kaçışları yok. Erken seçim beklentisini tekrarladı, iktidar iddiasını yineledi. İktidara dünden daha yakınız. Yarın bugünden daha yakın olacağız. Bize ne Tayyip Bey mani olabilir, ne Devlet Bey mani olabilir, ne bir başkası. Balıkesir'de Bandırma Belediyesi'nin kent lokantası açılışında konuştu Özel. Recep Tayyip Erdoğan ya da onun milletvekilleri Bandırma'ya gelebiliyorlar mı? Fiyatları düşürebiliyorlar mı? Tarlada varlar mı? Fabrikada varlar mı? O zaman onlar gelmiyorsa hep birlikte biz gidiyoruz. Sandığa gidiyoruz ve bu iktidarı değiştiriyoruz. Kent lokantalarında askıda yemek uygulamasının başlayacağını duyurdu. Tüm kent lokantalarında askıda yemek uygulaması başlayacak.
CHP lideri Özgür Özel'in başkanlığında yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısında da Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun başlattığı anayasanın değiştirilmesi dahi teklif edilemeyecek maddeleriyle ilgili tartışma vardı. Hüdapar Genel Başkanı'nın yaptığı hadsiz, küstahça meydan okuyan açıklamalarına toplumun geniş bir kesiminden, en üst perdeden, en sert şekilde tepkiler geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan o tartışma için anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili bizim açımızdan herhangi bir tartışma yoktur demişti. Yücel o sözlere tepki gösterdi. Laiklik ilkesini kimse tartışmaya açmaya kalkmasın. 3-5 oy uğruna ittifak yaptıkları, taşıdıkları bu hadsiz açıklamaları AKP'nin ve onların bilgisi olmadan yapmaları mümkün değil. Sayın Erdoğan da böyle bir açıklama yapmaya mecbur kaldı. Diyarbakır'da güvenlik güçleri daha önce iki kez aradıkları evi bugün bir kez daha didik didik etti. Narin cinayetinin tek itirafçısı Nevzat Bahtiyar'ın evindeki eşyalar boşaltıldı. Her bir köşe, her bir nokta santim santim tarandı. İtirafçı amcadan aldığı cesedi kendi evinde çuvala koyduğunu söylemişti. Cinayetin aydınlatılmasına yardımcı olarak bir delil ipucu arandı. Cinayeti aydınlatacak asıl delil tutuklu zanların kendi aralarındaki WhatsApp yazışmaları ki hepsi o yazışmaları silmişti. Meta şirketi yazışmaların deşifresini isteyen Türkiye'ye bunun mümkün olmadığını bildirdi. Cesedin didik didik delil aradığı ev itirafçı Nevzat Bahtiyar'a ait. Tutuklu zanlı son ifadesinde Narin'in battaniye içinde amcasından aldığı cansız bedenini kendi evinde çuvala koyduğunu söylemişti. Jandarma işte o kritik adreste cinayeti çözecek yeni ipuçları aradı. 48 yaşındaki itirafçının boşaltılan evinin daha önce de iki kez arandığı belirtildi. İtirafçı Nevzat Bahtiyar, Narin'in cansız bedenini kırmızı araçla taşımıştı. Otomobille dere kenarına geliş saati 15.40. Narin'in en son görüldüğü saat ise 15.15. Bahtiyar'ın eviyle dere arasında 7 dakikalık mesafe olduğu düşünüldüğünde Narin 18 dakikada öldürüldü. İşte 18 dakikalık o sır perdesi aralandı. Jandarma tutanakları, itiraflar, kamera kayıtları ve tanık ifadeleri doğrultusunda itirafçının Narin'in cesedini hemen dereye götürmediği belirlendi. Yakalanma korkusuyla önce inşaatların olduğu başka yöne gitti. Yani Narin'in cesedinin içinde olduğu araçla bir süre dolaştı. Ama jandarmayı aramak yerine cesetten kurtulmayı seçti. Tüm ailenin ifadesindeki belki de tek ortak nokta amca Salim Güran'la komşusu Nevzat Bahtiyar'ın iki yakın arkadaş oldukları. Jandarma fezlekesine göre amcanın Nevzat Bahtiyar'dan bu samimiyete dayanarak yardım istediği belirtildi. Soruşturmanın kritik önemdeki delillerinden biri de zanlıların sildiği WhatsApp yazışmaları. Meta, WhatsApp özellikle şunu söylüyor. Biz bu mesajlaşmaları kaydetmiyoruz, depolamıyoruz. Vermiyoruz değil, verme imkanımız yok. Bu bulut teknolojileriyle depolanmışsa ya da farklı mecralara depolanmışsa ancak oradan bulunması söz konusu. Soruşturmada tutuklanan 12. kişi Narin'in yengesi Hediye Güran. Kaybolduğu gün Narin'in evine iki kez gittiğini söyledi. Her iki seferde cep telefonunun yanında olmadığını iddia etti. Ancak mahkeme yengenin ifadelerini diğer beyanlarla kıyaslandığında çelişkili buldu. Ceraltimi aradım. Kız kardeşimi aradım. Dedi olabilse de değil. Narin cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi'nin imamı jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Telefonunda uygunsuz görüntüler olduğu iddia edilen imam hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı idari soruşturma başlattı. Ayrıca iki müfettiş görevlendirildi. İmamın yıllık izinde olduğu öğrenildi. Yarabbi sana açılan ellerimizi boş çevirme. Tam anlamıyla bir trafik canavarıydı. Sosyal medya herkesin hayatını riske attığı görüntüleriyle dolu. Motosiklet sürücüsü bu defa bir cana kıydı. Hem de trafik kontrol noktasında kendisine dur ihtarında yapan jandarma subaya. Trafikte kaza, hız sınırını aşmak, tehlikeli motosiklet kullanmak gibi çok sayıda kaydı vardı.
O yüzden ehliyetine el koyulmuştu. O sürücü kontrol noktasında dur ihtarına uymadı. Çarptığı astsubay kaldırıldı, hastanede şehit oldu. La ilahe illallah. 27 yaşındaki jandarma astsubay çavuş Mehmet Fatih Çangır, Ordu Giresun Karayolu'nda yol kontrolü yapıyordu. Bir motosiklete dur ihtarı yaptı. Ancak sürücü durmayıp yol kenarındaki Çangır'a çarptı. Astsubay ağır yaralı kaldırıldı, hastanede kurtarılamadı. Yaralanan motosiklet sürücüsü savcılık talimatıyla tedavisinin ardından gözaltına alındı. Astsubay'a çarpan motosiklet sürücüsü Adem Topçu'nun motosikletiyle trafikte tehlikeli şovlar yaptığı görüntüleri sık sık sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı. Kaza sırasında da ehliyetsiz, iddiaya göre motosikleti de plakasızdı. Şehit astsubay Mehmet Fatih Çankır 2 Eylül'de yeni görevine başlamıştı. Sözlüydü, düğün hazırlıkları yapıyordu. Ordu İl Jandarma Komutanlığı'ndaki törenin ardından cenazesi Sakarya'ya gönderildi. İstanbul Üsküdar'da 25 yaşındaki genç önce eski sevgilisini vurdu, ardından aynı silahla intihara kalkıştı. Silah tutukluk yapınca da bırakıp kendisini kovalayanlardan koşarak kaçmaya çalıştı. Kurşunların hedefi olan 23 yaşındaki yabancı uyruklu kadın mucize eseri hayatta. Durumu iyi, hayati tehlikesi yok. Onu ölümle burun buruna getiren zanlı ise çevredekilerden kaçamadı. Öldüresiye yediği dayan ardından da polise teslim edildi. Daha önce de ben onu tanırım. Bu mahallede o kızla beraber oturuyorlardı, sevgililerdi. Takip etti, pusuda bekledi, görünce peşinden gitti. Silahını çekti ve gözünü bile kırpmadan tetiğe bastı. Eski sevgilisini vuran saldırgan aynı silahı başına dayayarak intihara kalkıştı. Ancak mahalleli tarafından yakalanıp evire çevire dövüldü. Geldiğim zaman kız yerde de bekliyor, ambulans bekliyorlar. Silahı da burada atıyor, kafasına sıkmaya çalışıyor. Silah tutukluk yaptığı için yere atıp gidip oraya yerleşiyor. İstanbul Üsküdar'da yaşayan 23 yaşındaki yabancı uyruklu Naya ve 25 yaşındaki Mustafa Öztacı 4 yıldır birlikteydi. İddiaya göre bir süre önce yaşanan ayrılık sonrasında genç kız tehditler almaya başladı. Şu köşede oturuyordu. Dedi ki ya ben birini bekliyorum. Sonra abi kusura bakma dedi. Ben dalgınım dedi. İddiaya göre genç kadın gece saatlerinde işten çıkmış evine doğru gidiyordu. Ancak eski sevgilisi ona bu noktada bir pusu kurmuştu. Genç kadın sokağa girdiği anda eski sevgilisi silahını çıkardı ve peş peşe kurşun yağdırdı. Köşede kızı bekliyor işte. Sonra kız geldiği gibi sıkıyor iki tane. Bir omzundan bir de şuradan sıyırmış herhalde. Saldırgan aynı silahla intihar etmeye kalkıştı ancak silah tutukluk yaptı. Silahını bırakıp koşarak kaçmaya çalışan genci çevredekiler linç etmek istedi. Koşmasa halk burada yığıldı, onu linç edecek. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 23 yaşındaki genç kadın ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan saldırgansa çıkarıldı, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Birlikte oyun oynadılar, birlikte büyüdüler. Eğlenmek için dışarı çıkan iki eski arkadaş bu defa tartıştı, kavgaya tutuştu. Biri diğerini attığı yumrukla hastanelik etti. 51 gün süren tedavi sonunda yumruk yiyen arkadaş yaşam savaşını kaybetti. Katil zanlısı tutuklandı, ifadesinde hatırlamadığım bir nedenle tartıştık dedi. Evlat acısı yaşayan gözü yaşlı anne arkadaş cinayetine isyan etti. 5-6 yaşından beri bir aradalar. Gelip aldı benden çocuğumu. Düşmanıyla bile bir insan kavga etse bu şekilde ya vurmaz ya. Bir boksör gibi vuruyor abime. Yumruğu en yakınım dediği kişiden yedi, bir daha kalkamadı. Çocukluk arkadaşı katili oldu. Sanki oğlumun Azrail'i gelmiş, canını almış gibi. Neyin öfkesi, neyin kini? 15 Temmuz günüydü. 26 yaşındaki Baturhan Gökbulut, birlikte büyüdüğü arkadaşıyla beraber Kadıköy'e eğlenmeye gitti. Gece saat 3'te aradım. Oğlumun cep telefonu kapalıydı. Bu şahsı aradım. Melek teyze iyiyiz, merak etme. Bana emanet değil.
kapattı telefonu. 26 yaşındaki Baturan Gökbulut çocukluk arkadaşıyla birlikte evine dönüyordu. İkili arasında o sırada tartışma başladı. O tartışma kavgaya dönüştü. Talihsiz genç çocukluk arkadaşından yediği sert yumrukla yere düştü, başını vurdu. Çeneyle zaten şey arasına atıyor yumruk. Zaten çocuğum orada düşüyor ve kafasını çeviriyor, oradan cüzdanından telefonunu alıyor. Sanki o yatan arkadaşı değil. O an öldürmek istemiş gibi saldırıyor. Tanıklar ambulansı arama dediğini, başına gidip böyle gaddarcana ölmeyeceksin oğlum sen ölmeyeceksin diye bağırdığını, siz karışmayın o benim kuzenim dediğini, bu tür böyle hareketler yapmış. Anne Melek Gökbulut haberi aldığı gibi hastaneye koştu. Çocuğum entübe olmuş, kulağından kan geliyor. Beyin kanaması geçiriyor dediler. Büyük bir ödem oluşmuş beyninde. Ciddi bir derecede şişmişti kafası. Gözaltına alınan çocukluk arkadaşı ifadesinde aramızda hatırlamadığım bir sebeple tartışma çıktı. Canım acıdı ve kendisinden kurtulabilmek için yumruk attım dedi. Sen her şeyi yap, her şeyi hatırla. Ama o an nedenini hatırlamadığım bir kavgadan, şeyden, sebepten dolayı vurdum diyor. Baturhan Gökbulut 51 gün direndi ama 3 Eylül'de yaşam savaşını kaybetti. Onun ölümüne sebep olan arkadaşıysa cuma günü ilk kez hakim karşısına çıkacak. Acılı ailenin tek isteği ise en ağır cezayı alması. Adalet yerini bulsun. Yaralamadan dava açılmış. Bu yaralama değil, bu cinayet. Benim abim toprağın altında. O yani eli kolu dışarıda gezmesini ben istemiyorum. Türk Hava Yolları'nın İstanbul Londra seferine hazırlanan uçakta olay çıkaran ve karar listeye alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlı hakkında anksiyete bozukluğu olduğu öne sürülmüştü. Nedir lan nedir? Ne yapacaksın lan? Ya bu kadar. Baksana lan. Bağırıp ortalığı birbirine katan, hosteslere hakaretler yağdıran, koltuklara vuran o yolcu tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu görüntüler İstanbul-Londra seferini gerçekleştirecek uçakta yaşanmıştı. Business bilet aldığını iddia eden Berat Güdül isimli yolcu uçak tipiyle birlikte yeri de değişince öfkesini hosteslerden çıkarmaya çalışmıştı. Ne yapacaksın lan? Azı gerçek ol lan! Bizi orada yok kontrolü alıyorlar, yok benim şeyimi çiziyorlar buradan, yok 17'den 8'e atıyorlar. Nedir lan bu? Nedir lan nedir? Bağırıp çağırmaya, hakaretler yağdırmaya polis gelince de devam etmişti. Ya beni tutamazsın abi. Niye tutamazmış? Benim 10 tane fabrikam var. Olabilir. Ya beni bırak. Ya beni bırak. 500 tane fabrikam da olabilir. Benim 10 tane fabrikam var. Ya boş. Abicim boş konuşma. Ben o karının işten çıkmasını istiyorum. Tamam mı? Ben o karı bana öyle. Ben müşteri her zaman haklıydı. Ben buna 10 bin lira para verdim. Yanındaki karı 4 bin lira vermiş. Tamam mı? Bir de beni geliyor arkaya atıyor ya. Ters kelepçeyle havalimanındaki polis merkezine götürülen yolcu çevreye rahatsızlık verdiği için kabahatler yasasına göre 977 lira idari para cezası almıştı. Anksiyete bozukluğu olduğu öğrenilen Güdül, Türk Hava Yolları kara listesine alındı ancak aynı zamanda hakkında soruşturma da başlatıldı. Berat Güdül olaydan bir gün sonra Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mala zarar verme ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Kimsiniz oğlum? Adamı delirtmeyin oğlum! Savcılık sorgusunun ardından Güdül, Gazi Osman Paşa 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Türk Hava Yolları'nın bir başka uçağında da İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, kendisini uyaran kabin memuruyla tartışmaya girmiş, hatta fiziki saldırıda bulunmuştu. Dün ekranınıza taşımıştık o görüntüleri. Bugünse uçaktan indirilen Dilan Çıtak'ın kendisini karakola götürmek isteyen polis memurlarına hakaret ettiği kayıtlar ortaya çıktı. Öyle ölçüsüz ifadeler duyuluyor ki Dilan Çıtak'tan koçum diye sesleniyor görevini yapmaya çalışan polislere. Bak seni yerler diyerek de üstü kapalı tehdit ve kendince gözdağı veriyor. Tıpkı bir önceki haberde ekrana getirdiğimiz küfürbaz yolcu gibi artık Dilan Çıtak da Türk Hava Yolları'nın kara listesinde. Bir dakika, bir dur. Ne olacağını sanıyorsun delikanlı?
Kabin memuruna saldırmış, hakaret ve tehdit etmişti. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtağan kendisini karakola götürmek isteyen polislere de hakaret ettiği ortaya çıktı. Olay Muğla'dan İstanbul'a hareket eden THY'nin tarifeli uçağında yaşanmıştı. Dilan Çıtak pusetteki kedisiyle uçağa binmiş ve miyavladığı için yolculuk sırasında kedisini pusetten çıkartmıştı. Hatta o anları kendisi de görüntüledi. Kabin memurunun uçağın inişi sırasında kediyi pusete koymasını söylemesi sonrasında işte bu görüntüler yaşanmıştı. Hayır, sen beni bekleyeceksin deme. Sen kimsin beni bekleyeceksin ya? Kediyi uyardın geç. Ne demek beklemek? Sen hayırdır? Bekçi misin sen? Gözümdeki lensleri oydukma bana. Dilan Çıtağan gerginliği burada da bitmedi. Öfkesinden kendisini karakola götürmek isteyen polisler de nasibini aldı. Tüm bu yaşananlardan sonra Türk Hava Yolları'nda kara listeye alınan Dilan Çıtak Tatlıses sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tatlıses, kedisinin uçakta rahatsızlandığını söyledi. Kedim nefes almakta zorlanırken bu tavır beni daha da paniğe sevk etti. Yolcular ve diğer hostesler durumu fark edip hanımefendiyi uyarmasına rağmen hostesin tutumunda bir değişiklik olmadı. Yolcular araya girip kendisini uyarsa da bu defa beni eliyle taciz etti. Dilan Çıtak, hostesin tavrı nedeniyle aşırı tepki verdiğini söyleyerek kendini savundu. Ne yapıyorsun? 44 yaşındaki kadın katledildi. 4 çocuğu annesiz kaldı. Katil yabancı biri değil. Çocukların babası. Talihsiz kadının boşanmaya çalıştığı kocası. Aslında hakkında uzaklaştırma kararı vardı. Ayağında da elektronik kelepçe. Cinayetten 2 gün önce de katil kadına yaklaştı. Bu yüzden 3 gün hapis cezası aldı. Ama hapis cezası uygulanmadığı gibi talihsiz kadının ailesinin iddiasına göre cinayet anında zanlının kurbanına yaklaştığı konusunda uyarı da yapılmadı. Acılı abi 3 gün hapse atılsaydı ya da kocan sana yaklaşıyor diye uyarılsaydı kardeşim hala yaşıyor olacaktı diye isyan ediyor. Uzaklaştırma kararını hiçe saydı. Boşanma aşamasındaki eşine 1 kilometre mesafeden daha fazla yaklaşması yasaktı ve elektronik kelepçe takıldı. Tüm bunlara rağmen eşini öldürdü. Geride 4 çocuk kaldı. Adamın belinde silahı var. Neden müdahale etmiyorsun? Neden oradaki ekiplerine, sivil polislerine haber vermiyorsun? 14 Eylül'de Döne Bozdemir Ankara'da metro çıkışında kocası tarafından öldürüldü. Döne Bozdemir'in abisi elektronik kelepçe tedbirinin uygulanmamasına tepki gösterdi. Benim kız kardeşim tek kurşunla, kör bir kurşunla canından oldu. Kendisine gerekli uyarı yapılsaydı, Cafer Bozdemir'in kendisine yaklaştığı, kendisine iletilseydi bu elim sonuçla belki şu an baş başa kalmayacaktık. Döne Bozdemir şiddet gördüğü için eşi Cafer Bozdemir'e boşanma davası açmıştı. Tehditler nedeniyle uzaklaştırma kararı ve elektronik kelepçe talepleri de kabul edildi. Ama boşanma aşamasındaki eşini bu önlemler de durdurmadı. Senin ölümün benimle elimden olacak diye zaten zamanında tehdit ediyor. İşinden alıyor, götürüyor ormana, dövüyor, pislikler yapıyor. Alıyor, getiriyor, götürüyor, atıyor eve. Döne Bozdemir öldürülmeden 2 gün önce uzaklaştırma kararını çiğnediği için eşi hakkında 3 gün hapis kararı da çıkmıştı. Ancak o karar uygulanmadan eşini öldürdü. Perşembe günü mahkemesi olmuştu. 3 gün hapis cezası veriyor. Olaydan her şeyden haberiniz var, biliyorsunuz. O an hapise tıksanız 4 tane çocuğu yetim kalmayacaktı. Canından olmayacaktı. Ailesi hem hapis cezası hemen uygulanmadı hem de olayın olduğu gün Döne Bozdemir polis tarafından uyarılmadığı için tepkili. İddiaya göre haraç isteyen çete Adanalı bir iş insanını musallat oldu. Oğulları silahlı saldırıda yaralandı, iş yeri kurşunlandı. Son olarak kafese kundaklandı. Alevli saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Kafeyi böyle kundakladılar. Bu ilk saldırıda değildi. Aynı kişiye ait akaryakıt istasyonları da tarandı, hatta kundaklandı. İki oğlu da vuruldu. İddiaya göre bir çete iş insanından 10 milyon dolar haraç istiyor. Bunlar garaj istiyorlar. Daha ne vermiyorsunuz? Yok, vermiyoruz. Biz diyoruz bizi öldürün. Buradan molotof attılar. Bak cam parçalar burada yerine duruyor.
Adana'da 68 yaşındaki adamın yeğeni İstanbul'da bir iş yeri açtı ama battı. Bunun üzerine babasıyla birlikte amcasından para istedi. Amca parayı vermeyince de düşman oldu. İddiaya göre iş insanının kardeşi ve yeğeni bir çeteyle anlaştı. O çete amcadan haraç istedi. Alamadıkça da saldırılarını artırdı. 5 seferdir yakmaya çalıştılar, kurşunladılar. Bir gece önce buraya attılar, getirdiler. Kafeyi daradılar. Daha önceleri bir 70 trilyon istediler. Daha sonra dediler ki işte itiraz etmişin 3 milyon dolar olmuş. Daha sonra dediler ki silah sıktığımız için 10 milyon dolar oldu. İş insanının iki oğlu da silahlı saldırıda yaralandı. Öz yeğeni telefon açıp amcasını böyle tehdit etti. Bayramı vurdurdum, sıra sende, senin kafanı attıracağım şimdi. Senin ayağına değil, senin kafana atacağım şimdi. Sıra ya vurdum. Benim kafama sıksan da sana bir şey yok. Son olarak da motosikletli iki saldırgan iş insanına ait bir kafeye geldi. İçlerinden biri içeri girdi, pet şişedeki benzini döktü. O sırada kendi de yere düştü. Kundakçı çakmağı çaktı, az daha kendisi de alev topunun arasında kalacaktı. Saldırgan daha sonra kendisini bekleyen suç ortağıyla kaçtı. Tüm bunlar kameraya da yansıdı. İş insanı ne olursa olsun haraç vermeyeceğini söylüyor. Bir an önce saldırıların bitmesini ve sorumluların yakalanmasını istiyor. 16-17 yaşlarındaki çocukları gönderiyorlar, bize sıktırıyorlar. İstanbul'da cep yakan servis ücretleri ailelere alternatif arayışa itti. Bazı aileler kendi aralarında anlaşıp çocukları sırayla okula bırakıyor. Bazıları ise korsan servis tutuyor. 4 kişilik araca 5-6 öğrenci biniyor. Emniyet kemeri bile takılmıyor. Görüntüler İstanbul'dan. Benim bir kız çocuğum var. Üzerine titriyoruz. Yani korsana vermek istemem. Ne kadar ücreti düşük de olsa. Her geçen sene katlanan servis ücretleri velileri alternatif aramaya yönlendiriyor. Zira bazı özel okullar Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin belirlediği ücret tarifesine uymuyor. İstanbul'da en kısa mesafe yıllık 23 bin lira olarak belirlenmesine rağmen fiyat 90 bin liraya kadar çıkıyor. İşte bu yüzden bazı aileler kendi aralarında anlaşıp sırayla çocukları okula bırakıyor. Kimileri de korsan servislere yöneliyor. Ben de isterim oğlumun çok düzenli, güzel bir servisin, rahat rahat gidip gelmesini. Ama yok. Bu parayı veremediğim zaman ne yapacağım? Mecburen korsana yöneleceğim. Bulunduğum bir yerde 5-6 arkadaşın çocukları aynı okul civarında olursa servis yapıyorlar. Buna da korsan diyorlar. Korsan olmasa ne yapacak? Korsan servislerde ne rehber bulunuyor ne de öğrencilerin güvenli şekilde yolculuk edebilmesi için gereken şartlara uyuluyor. Hatta kimi servis şoförünün çocukları yolun ortasında bindirip indirdiği görülüyor. İstanbul'da 34LAA001, 34LZZ99 kombinasyonu tahtitli servis plakasıyla taşımacılık yapılıyor. Bu plakalı araçları emniyet, belediye, milli eğitim ve bizler tanıyoruz. Bunun dışındaki araçların emin olun kim olduğu belli bile değil. Yükselen ücretler bazı velileri korsan servislere yönlendirdi. Ancak bu noktada sektör temsilcilerinin gündeminde korsan servislerin ne kadar güvenilir olup olmadığı var. Olağanüstü güvenlik açıkları doğuruyor. Öğrencilerin bir kere burada can güvenliği yok, emniyet kemerleri yok, üst üste geliyorlar, rehber personelleri yok. Arabalarının muayeneleri var mı, güvenilirlikleri var mı o da belli değil. Veliler fiyatların düşürülmesini, sektör temsilcileri ise korsan servislere karşı denetimlerin artırılmasını istiyor. Konut piyasası uzun zamandır durgun. Son bir yılda satışlar ciddi oranda düştü. Bu da aslında bir beklenti oluşturdu. Geçen ay satışlarda %10'lur kıpırdanma bir yılın en yüksek satış oranını işaret ediyor. Emlakçılar ve ev sahipleri bu artış devam eder mi diye soruyor. Ev fiyatları ne durumda sizce şu anda? Çok pahalı. Hani böyle alınacak gibi bir daire yok zaten. Ya vallahi inan artık ev almaya korkuyoruz ya. Yani kirada bile artık oturmak zor oluyor yani. Yani Allah sonumuzu hayretsin. Kira zor. Almak daha da zor. Durağanlığın yerini ufak da olsa hareketlilik aldı. Konut satışında Ocak ayından bu yana %10 oranında artış yaşandı. Temmuz ve Ağustos ayı geçtiğimiz son 2 ayda piyasada böyle bir kıpırdanmayı biz de hissettik. Hatta birçok üyemiz, emlakçı arkadaşımız ya işte galiba açılıyor falan demeye başladı. 2024 yılında yani Ocak ayından bu yana konut satışında bir nebze olsun düşüş olduğu, durağanlık olduğu görülüyordu. Ve özellikle de Nisan ayında
en düşük konut satışı gerçekleştirilmişti. Ancak Ağustos ayına geldiğimizde, yani geçtiğimiz ay en fazla konut satışının yapıldığı dönem oldu. Çünkü 134.155 konut satıldı. Bu rakamlar Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileri ve yine aynı verilere göre Ağustos ayında satılan her 10 evden 9'u peşin veya senetle alınırken sadece biri banka kredisiyle alındı. Sıfır evlerde pek satış yok. Fiyatlar yüksek. Bir de kredi muslu kapalı. Faizler yüksek. Yani elinde nakit olan şu anda ancak ev alıyor. Veya nakit imkanı olan kişiler ev alabiliyor. Bunlar genelde ikinci ele yönelmiş vaziyette. Fiyat yükseldikçe elinde nakit olmayan alamıyor. Kredi istese zaten banka vermiyor. Her sene zaten yaz aylarında, özellikle yazın sonlarına doğru piyasada bir canlılık oluşuyor. Ev satışlarının düşmesi, talep görmemesi nedeniyle de satılık ev fiyatları geçen yılki fiyatlarla aynı kaldı. Fiyatlarda bir artış yok şu anda. Hemen hemen geçen yılın fiyatlarıyla aynı. Sıfır evlerde hatta müteahhitler kendi kampanya yapmaya başladı. Yani bankadan alamıyorsan kredi, ben sana bunu temin edeceğim. Kendi finansı güçlü olan inşaat firmaları şu anda kendi finans gücüyle bunu taksit yapabiliyor. Bu da vatandaşa cazip geliyor. Satılık ev fiyatları şu an 2-3 milyon en kötü evler. İki kişi çalışsa bile bir 5 sene 10 seneyi bulması gerekiyor. Ev alması için. Tabii ki. Dehşetin adresi Ankara. İddiaya göre bir grup işçi kendilerini korkutan çoban köpeğini araçlarıyla ezdi. Köpeğin sahibi çobansa pompalı tüfekle ateş açıp işçileri yaraladı. Bu defa işçiler çobanın peşine düştü, araçlarıyla onu da ezmeye çalıştı. İhbar üzerine yetişen jandarma gelmese bu kavga kim bilir nereye gidecekti. Geldikler arabası. Köpeği öldürülen çoban işçileri pompalı tüfekle yaraladı. İşçiler de çobanı kamyonetle ezmeye çalıştı. Jandarmanın müdahale ettiği olayda 7 kişi yaralandı. Olay dün sabah saatlerinde Ankara'nın Haymana ilçesinde yaşandı. Eski Kışla köyünde yol yapım çalışması yapan işçiler havlayan bir çoban köpeğini kendilerini korkuttuğu gerekçesiyle iddiaya göre otomobille ezdi. Bunun üzerine köpeğin sahibi olan çoban Osman Özcan'la işçiler arasında kavga çıktı. Öfkelenen çoban kendisine saldıran işçilere pompalı tüfekle karşılık verdi. Saçmaların isabet ettiği 3 işçi yaralandı. Daha sonra işçilerin tümü araçlarına binip olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Ortalık tam yatıştı derken işçiler bu kez kamyonetle olay yerine yeniden geldi ve Özcan'ı ezmeye çalıştı. Canını kurtarmaya çalışan Özcan, Seyit Yıldırım idaresindeki otomobile sığındı. Şirket çalışanları kasıtlı olarak kamyonetleriyle Yıldırım'ın sürdüğü otomobile çarptı. Arabadan inen işçiler bu kez Osman Özcan ve olay yerine gelen babasıyla birlikte arabada bulunanlara taşlı sopalı saldırı gerçekleştirdi. Şurada da işte zaten Osman yerde yatıyormuş. İhbarı alan jandarma kavgayı güçlükle sona erdirdi. Şarampola yuvarlan araba da adamların arabası. Olayda çobanın sığındığı araçtaki çocuk da dahil olmak üzere 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olaya karışanlar gözaltına alındı. Ölümden dönen polis, şoföre korna dayağı, motorlu saldırı ve amansız takip. Yurttan haber başlıklarımızın. Uygulamadan kaçmak istedi, polisi ezip geçmeye kalktı. Zonguldak'ta trafik ekibi uygulama noktası kurdu. Bir motosikletli durdurulmak istendi ama sürücü durmak bir yana gaza bastı. Hem de önündeki polisin üstüne doğru gitti. Polis çarpmayla yaralandı. Motosikletli de yere düştü. Meslektaşları yerdeki polisin yardımına koştu. Hayati tehlikesi yoktu, hastaneye kaldırıldı. Yara almadan kurtulan motosiklet sürücüsü ise kontrollerinin ardından karakola götürüldü. İstanbul Sultan Gazi'de ise korna dayağı kameraya yansıdı. Trafikte arkadaki aracın sürücüsü korna çalınca öndeki otomobilden inen 3 saldırgan direksiyondaki gence defalarca yumruk ve tekme savurdu. Öfke patlaması sona erdiğinde saldırganlardan biri otomobillerinin plakasını söktü. Sonra da 3 şehir eşkıyası olay yerinden uzaklaştı. Darbe edilen sürücü ise tam manasıyla şoktaydı. Balıkesir'de ise bir şüpheli motosikletle geldiği otoparkta tabanca çekip 10 el ateş etti. Otoparkın sahibi ve bitişikteki çay bahçesinde oturan 4 kişi yaralandı. Kaçan saldırgan kısa sürede yakalandı. 5 yaralının ise hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı.
Tekirdağ'daysa bir çete çökertildi. Şüphelilerden biri kapıdan atlayıp akrobatik hareketlerle kaçmaya çalıştı ama bilmedi, bahçe kapısının dışında da onu bir polisin beklediğiydi. Çetenin diğer üyeleri de trafikte seyir halindeyken araçları durdurulup yakalandı. Bir Ocak 2016'dan önce alınan ehliyetlerin yenilenmesi için son tarih 31 Aralık 2024. Bu tarihe kadar ehliyetlerini yenilemeyen 12 bin lira cezayla karşı karşıya. Dahası ehliyeti geçersiz duruma düşebilir. Peki ehliyetler nasıl yenileniyor? Yanıtı haberimizde. 31 Aralık 2024 ehliyetlerin yenilenmesi için son gün. Yapmayanlar hem ceza ödeyecek hem de eski ehliyetlerini kullanamayacak. İçişleri Bakanlığı 1 Ocak 2016 yılından önce alınan ehliyetlerin yenilenmesi gerektiğini açıklamıştı. Pandemi sebebiyle yenileme son tarihi 31 Aralık 2022'den itibaren 2 yıl daha uzatılmıştı. Artık yeni bir uzatma söz konusu değil. Yani yıl sonuna kadar ehliyetlerin yenilenmesi şart. Kaç yıldır ehliyetiniz var? Vallahi 90'dan beri var. Neredeyse benimle eşit. Aşağı yukarı. Efendim yenilediniz mi ehliyeti? Yeniledim. Yılbaşına kadar ehliyetlerini yenilemeyenler şayet trafik kontrolüne denk geldikleri takdirde 12 bin liralık bir ceza uygulanması öngörülüyor. Bunun için vatandaşların öncelikle yenileme ücreti olan 15 lirayı bankaya yatırıp makbuzlarını almaları gerekiyor. Yenilenmiş ehliyet. Evet, doğrudur. Buradan aldıkları makbuzla beraber eski ehliyet, kimlik, sağlık raporu, 2 adet fotoğraf, kan grubu belgesi ve E-Devlet üzerinden aldıkları adli sicil kaydıyla birlikte nüfus müdürlüklerine gitmeleri gerekiyor. Ehliyetimi kimliğime yükledim. Tek hallettiniz yani. Hallettim. Ne zaman? Geçen sene Aralık ayında kimliğimi yeniledim. Evet. Çünkü eski kimliklerle şimdiki, o zamanki yaşımızla şimdiki görüntümüz aynı değil. O zaman saçlarımız vardı. Şimdi yok çünkü. Yanlarda var bir. Yok, yanlarda da olsa yeniledik. Kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyor. TÜİK'in araştırmasına göre Türk kadınlarının yaşam süresi ortalama 80 yıl. Erkeklerinki ise 77. En uzun Tunceliler yaşıyor. Araştırmaya göre Kilis'e bu konuda en şanssız kent. Yaşınızı sorsam? 70. Türkiye'de 77 yılmış ortalama yaşam süresi. Biraz ömrümüz kısalmış aslında bizim. 77 yıl değil ki. Öyle hesaplamış. 45 yıl. Vallahi ekonomik şartlar, hava kirliliği, yiyecekler falandır. Stres, kötü alışkanlıklar. Bence ondan. Herkesin aklına gelen sebep farklı ama Türkiye'de ortalama yaşam süresi geçen yıla göre 2 ay kısaldı. Veriler TÜİK'ten geldi. Bu ülkede stressiz bir yaşam mümkün değil. Stres de bütün hastalıkların kaynağı, o sebeple azalmıştır. 2020-2022 arasında yapılan hesaplamalarda Türkiye'de ortalama yaşam süresi 77 yıl 5 aydı. Ancak 2021-2023 döneminde ortalama ömür 2 ay kısaldı, 77 yıl 3 ay olarak hesaplandı. Bu ülkede yaşamak o kadar zor ki herkes sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor. Bence çok büyük bir etkisi var. Aynı zamanda işte stres seviyesinin yükselmesi de aynı şekilde etkilidir. En uzun yaşam süresi 80 yıl 8 ayla, Tunceli'de en kısa ömürse Kilis'te hesaplandı 76 yıl 1 ayla. Bu ekonomide maalesef... Yaşınızı sorsam özür dileyerek. 58. Türkiye'de kadınlar niye erkeklerden daha uzun yaşıyor sizce? Ne bileyim, Allah'ın verdiği ömür. TÜİK verilerine göre kadınların beklenen yaşam süresi 80 yıl, erkeklerin ise daha kısa 74,7. Sonuçlara göre Türkiye'de kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyor. Yani son hesaplamalara göre Türkiye'de kadınlar erkeklerden 5 yıl 3 ay daha uzun ömürlü. Onlar sigaraydı, şuydu, buydu. Kış, yaz şey oluyor, kısalıyor. Kadınlar niye erkeklerden uzun yaşıyor? Kendilerine daha çok dikkat ediyorlar herhalde. Beyefendi dikkat ediyor mu mesela kendisine? Ediyor, eder. Biraz ediyoruz. Bültenimizin sonuna geldik. Yarın da her şeyden haberiniz olsun diye saat 19'da Star Ana Haber'de buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.